Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir gecikmeyle başladık. Ben de bir haftalık bir aranın ardından sizlerin huzurunuzda olmaktan büyük bir memnuniyet, mutluluk duyuyorum. Gün ortasında hoş geldiniz diyorum. Ben Ahu Rakçıoğlu. Şöyle kısa bir gecikmeyi şöyle sevgili yönetmenim Cavit bir göstersin. Çünkü çok güçlü bir ekibi yanıma aldım sevgili seyirciler burada. Birazdan sizlere de tanıtacağım. İnanılmaz bir yayın yapacağız. Adeta bir şov yapacağız. Değerli hocam Profesör Doktor Atilla Dikbaş hemen yanı başımda. Bir kez daha hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ha. Yayınımıza. Şimdi tanıtacağım ben bütün konuklarımızı ama öncelikli olarak bir kez daha ben iyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum sevgili seyircilerimiz. Haftaya dair en iyi dileklerimizi sunarken aslında Türkiye'de iyi olan şeyleri de konuşarak da başlamak istedik. Çünkü işte iyilik ve güzellikler bu dileklerin gerçekleşmesi ancak bu iyi şeylerin gerçekleşmesiyle mümkün olacak. Türkiye'nin gelişimi özellikle katma değerli üretimle büyümesi adına yapılan en önemli şeylerin başında şüphesiz şu üniversitelerimiz bünyesinde açılan teknokentler geliyor. Bunların başında da Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak adlandırılan tabii ki İTÜ Arı Teknokent var. Bu yıl itibariyle de 20. yılını kutluyor. Bunun vesilesiyle biz sevgili hocamız Profesör Doktor Atilla Dikbaş'ı geçtiğimiz haftalarda ağırlamıştık ama bu defa sağ olsun var olsun stüdyoya geldi. Yalnız tek başına da gelmedi. Malum hocam İTÜ kapsamında kaç bin şirket var kapsamınızda? 300'ü geçtik. 300'ü geçti evet, maşallah. 300'ü geçtik. Şimdi böyle bir İTÜ Teknokent şovu yapacağız sevgili seyirciler. Birazdan tanıtacağım firmaların işte 3 firma temsilcisi var. Ortaklarını alamadık tabii ki imkanlarımız kısıtlıydı. İnşallah böyle büyük bir açık oturum yapmayı da Allah nasip etsin diyelim fiziki şartlar içerisinde ama buradaki 3 şirketten ikisi geçtiğimiz ay yanılmıyorsam Las Vegas'ta düzenlenen şu ses fuarında da şov yapan firmalar aynı zamanda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran firmalar. Ancak tabii ki en başta İTÜ Teknokent'ten bahsetmek gerekecek her zaman olduğu gibi çünkü hiçbir başarı tabii ki tesadüfen olmuyor. Her başarının arkasında muazzam bir akıl var, emek var. Aklın ve emeğin sahipleri, değerli katılımcılarımız, girişimcilerimiz ama o aklın gelişmesine, büyümesine müsaade eden yapı da İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent bünyesinde. Ve sizin gibi de pek çok tabii başka teknokentler de var tabii, hocam. Yani onları tabii da konuşacağız. Zannediyorum başka teknokentin içinden çıkan bir girişimimiz de var değil mi siz yanılmıyorsam? Yıldız. Çekirdek girişimi. Çekirdek girişimcisiniz. Çekirdek. Tamam. Ben fazla bilmediğim şeyler üzerinden yorum yaparak konuşmayayım. Ama şöyle bir tanıtmak istiyorum. Sizinle başlayayım Miray Hanım. Miray Tayfun, Vivo kurucu ortağısınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi Vivo'yu da birazcık tanıtalım. Çünkü gerçekten çok sıra dışı bir sağlık girişimi konusunda olağanüstü ve çok heyecanlandıracak bir girişimin mimarı Miray Hanım. Bir de ortağınız var değil mi? Anmadan da geçmeyelim tabii evet, ki. Evet Gözde. Gözde Hanım'la birlikte. Biraz ben tanımlamayayım, siz tanımlayın. Mesela nasıl bir şirket? Şöyle bir tanıtırken şirketlerin isimlerini de geçirelim. Kısaca başlıklarını atalım sonra detaylandıralım. Tabii. Vivo bir sağlıklı yaşam asistanı aslında. İdrar testleri ve mobil aplikasyonunuzdaki bu uygulamadan oluşuyor. Tek yapmanız gereken böyle çok basit idrar testlerimiz var. Üzerine idrarınızı yapmanız. Çok çekici bir konu değil biliyorum. Değil. İdrarınızı değil. Yapmanız evet, gerekiyor. Ama nelere yol açtığı, neleri hangi bilgileri sağladığını anlayınca izleyenler gerçekten evet, heyecanla herhalde takip ediyor olacak bir boyu. Buyurun. Ardından mobil uygulamanızla fotoğrafını çekiyorsunuz. Evet. Renk değişimlerine bağlı olarak Vivo sizin magnezyum, kalsiyum, vitamin C, su tüketimi, pH gibi önemli metriklerinizi takip etmenizi sağlıyor. Aha. Sadece datayla da kalmıyor. Bunun üzerine bir de sağlıklı beslenme ve yaşam tavsiyeleri veriyor. Neler yemelisiniz, nasıl egzersizler yapmalısınız, ne çeşit gıda takviyeleri kullanmalısınız vesaire. Ürünün bir numaralı kullanıcılarından biri benim. Evet, çok şüphesiz tavsiye ederim. İnanılmaz bir deneyim. Belki evde bu testleri yapabilmek gerçekten. Muazzam bir iş bu. Yani öyle bir girişimsiniz ki siz zannediyorum ürün ortaya çıkmadan önce zaten yatırım almışsınız değil mi? O kadar evet, heyecan uyandırmışsınız ki zaten. Ama detaylandıracağız lütfen. Şöyle hemen devam etmek istiyorum. Yine aynı heyecan uyandıran nitelikte, içerikte gerçekten şahane uygulamalar var. Bagustim. Sizi tanıyalım. Ben tabii şirket adıyla sunayım. Siz kendinizi tanıtın, ortağınızı tabii tanıtın lütfen. Teşekkürler davet için öncelikle. Ben Ali Can, Bagustim'in kurucu ortağıyım.
Vagustim de aslında bir sağlık ürünü. Ne yapar peki? Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılma potansiyeli taşıyor. Özetlemek gerekirse otonom sinir sistemimiz vücudumuzun önemli bir parçası ve bununla ilişkili birçok hastalık var. Vagustim de otonom sinir sistemini regüle ederek bu hastalıkların tedavisinde bir potansiyel oluşturuyor diyebilirim. Bunu nasıl yapıyor? Bizim geliştirdiğimiz ürün bir kulaklığa benziyor ve biz kulaktan vagus adı verilen, şirketin adı da oradan geliyor. Vagus adı verilen bir siniri elektriksel olarak stimüle ediyoruz, yani uyarıyoruz. Bu da bahsettiğim gibi otonom sinir sistemini regüle ederek bununla ilişkili olan hastalıklar, ki onlar da kronik ağrılar, enflamatuar hastalıklar gibi geniş bir spektruma yayılıyor. Bu hastalıkların dediğim gibi tedavisinde kullanılabiliyor. Ne aşamadayız? Biz 2019'da kurulduk. Kurulduktan sonra Türkiye'nin en büyük sağlık şirketlerinden birinden yatırım aldık. Çeşitli ulusal hibeler aldık. Ve şu anda da ürünümüzü preklinik çalışmalarda ve çeşitli klinik çalışmalarda kullanıp etkinliğini ve güvenliğini kanıtladık. Şu anda da FDA dosyamızı oluşturuyoruz. Amaç da ilk etapta FDA onayı alarak Amerika'da pazara girebilmek. Yani FDA'nin onay aşamasından sonra iş tüketiciyle buluşma noktasına gelecek bir girişimin yatırımcısısınız. Hemen devam ediyoruz. Biraz zor bir isim. Venuex. Venuex. Venuex, peki. Biraz tanıyalım siz de. Merhaba, ben Kürşat Arman, Venuex kurucu ortağıyım. Venuex ne yapar? Venuex fiziksel perakendecilerin mağaza, ürün, stok gibi verilerini Google, Apple gibi platformlara entegre ederek tüketiciler online bir ürün araması yaptığında ticaret sitelerinin sonuçlarını alternatif olarak kendilerine yakın mağaza sonuçlarını da görebilmesini sağlıyor. Böylece fiziksel perakendecilerin bu pandemi döneminde daralan ciro ve karlılığına ek bir ayak trafiği çekme imkanı buluyorlar. Biz bu ürünü Türkiye'de başlamadan önce yurt dışında ilk müşterilerimizi kazandık, Avrupa'da. Sonrasında da Google ve Apple'a şöyle bir teklifimiz oldu. Acaba bunu Türkiye'ye getirip Türkiye pazarındaki perakendecilere de bu özelliği sunsak mı? Şu an sistem tersten dolaştınız yani. Aynen. Türkiye'den çıkan bir teknoloji firması olarak, bir deep tech firması olarak yurt dışına gittiniz, oradan Türkiye'ye şimdi dönüyorsunuz. Evet, çünkü yurt dışı bu tarz firmalar için yurt dışı çok daha önemli. Google, Apple ölçeğinde baktığınızda orada problemlerini çözüp biz bunu yerel pazara da getirdik. Tabii yurt dışında da iş yapmaya devam ediyoruz. Ama asıl sorun şu, insanlar internette bir şey aradıkları zaman görebildikleri sonuçlar sadece büyük e-ticaret sitelerinin sonuçları, pazar yerlerinin sonuçları. Bu da fiziksel perakendecilerin çok büyük ciro kaybetmesine neden oldu. Biz diyoruz ki acaba online ürün araması yapan müşterileri tekrar mağazaya çekebilir miyiz ki görüyoruz ki çekiyoruz. Evet. Şu an Türkiye'de ve yurt dışında 50-60'ın üzerinde alışveriş merkezi ve havalimanıyla 20 bine yakında mağazayla çalışıyoruz. Evet, çok daha akıllı bir tüketiciyi takip etmeye yönelik perakende sektörüne yönelik bir ürün var, bir çözüm var elinizde. Tamam, değerlendireceğiz, devam edeceğiz ama hani bu kadar aklı bir araya getirince ben heyecanlandım. Siz ne yapıyorsunuz Atilla Dikbaş, merak ediyorum doğrusu. Bu gençlerle ne yapılır abi? Biraz anlatın ortamı, şu iti arı dediğimiz zaman böyle vızır vızır kovanların içerisinde çalışan muazzam beyinler var. Aynen de öyle. Yani sonuç olarak teknoparklar, daha önceki yayında da söylemiştim, büyük teknolojik firmaların ve Ar-Ge firmalarının geldiği alanlar olmaktan çıktı. Önemli olan buradaki gençlerin, yani deep tech dediğimiz derin teknoloji, yüksek teknoloji ve Ar-Ge bazlı teknolojilerin üretildiği alanlar haline gelmeye başladı. Arı Teknopark tabii bunların en önemlilerinden. Çünkü 2012 yılından beri bu konuyla ilgili olarak çok ciddi bir hem yatırım yapıyoruz hem de bu ekosistemi desteklemek için iyi bir model oluşturduk. Bu gençler işte, yani ete kemiğe bürünmüş girişimcilerin gerçek hali bu. Bunların aslında yüzlercesi var Arı Teknopark'ta. Bizim kuluçka merkezimize, yani Arı Çekirdeğe yılda 10 bin girişimci başvuruyor. Muazzam. 10 bin girişimciden kala kala, yani yaklaşık 200 tane kalıyor ama her birisi de bir katma değer alarak bu sistemin içerisinden çıkıyor. Evet. Girişimci olmaktan belki çıkıyor ama neden girişimci olamayacağına yönelik olarak ciddi bir birikimle oradan ayrılıyor. Bu arkadaşlar bizim son 2-3 yılda özellikle geliştirdiğimiz, bu yatırım ağına entegre ettiğimiz, yurt dışında kendi çalışmalarını büyük bir başarıyla sunmuş ve
hepsinden onay almış. Gerçekten bizim bu sistemin ürünleri. Bunlar tabii şu anda genç girişimcilerimizi ben çok hani takdir ediyorum. Hep ete kemiğe bürünmüş girişimciler demek istediğim de oydu. Bunların tabii daha onlarcası, yüzlercesi var. Şu anda 300 tane bizim magnette, scale-up firmalar çünkü bunlar. Bunlara yönelik sadece kuluçka değil, kuluçkalar artık bir şekilde evrildi ve başka bir şekilde bir sistem geliştirdik biz son iki yılda. Bu girişimcileri alıyoruz, bir scale-up yani büyütme evresini geçiriyoruz ve onları da kendi küçük firmalarıyla gerçekten firma kurmaya hazır olduğu zaman firma kurdurtuyoruz. Mesela Kürşat'ın hala bir firması yok, eski firmasıyla devam ediyor. Ama o gerçekten spin-off yani kendi daha önce yapmış olduğu girişimden çıkan bir firmayı kurma aşamasına geldiği zaman firma olacak. Yatırımcılık, küresel ölçekteki yatırım ve ekosistemin içerisine girmek ve onlardan hakikaten başarılı olabilmek çok önemli bir süreci gerektiriyor Aha Hanım. Onun için Arı Teknopark 2002 yılından beri bu sistemi en iyi kuran ve hakikaten de çok iyi geliştiren sistemlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz dünyada ilk beşteyiz ve burada da giderek bir numaraya doğru yükseleceğiz. Ben bundan eminim. Tebrik ediyoruz. Yani Silikon Vadisi tanımını yaparken ben de zaten mübalağa etmediğimi içini dolduracaktım. Siz zaten ifade buyurdunuz. Dünyadaki en büyük, en gelişmiş 5 teknokent. İşin rakamlarını bir kez daha hatırlatır mısınız? Yani hani bu dünyanın en büyük ilk 5'in içerisinde olmak rakamsal boyutta. Geçtiğimiz yayında sizinle çünkü teknokentten çıkan ihracat rakamlarını da konuşmuştuk hocam. Çok önemli. Aslında yatırımcılık girişimcilik bir yatırımcı aile buluşturuyor. Oluştuğu zaman bir değer kazanıyor. Yani siz ne kadar iyi bir girişimci olursanız olun, küresel ölçekte yatırımcının ilgisini çekemiyorsanız bir anlamı yok. Yani yatırımcının ilgisini çekeceksiniz, buluşunuzla küresel ölçekte bir ses çıkartabilecek kadar kendi girişiminize hakim olacaksınız. Zaten mesela teknoloji ve deep tech zaman çok özür diliyorum ama küreseli hedeflemek gerekiyor değil mi her zaman? Tabii. Yani yaptığınız hiçbir zaman lokalde kalacak bir iş değil eğer teknoloji boyutu varsa. Tabii. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin altyapısı çok önemli. Dijital sağlık alanında biliyorsunuz mühendislik ve biyomedikal çok önemli iki tane ayak bu kapsamda. Dijital sağlık özellikle bilişim sektörüyle örtüştüğü zaman bu kadar başarılı iki tane arkadaşın yapmış olduğu başarılı girişimler ortaya çıkıyor. Biz son iki yılda hakikaten bir 5 kat büyüdük. Özellikle yatırım girişimcilere sağlanan yatırım açısından 2012'de biz Arı Çekirdeği kurmuş idik. İTÜ Çekirdek'ti. Arı Çekirdek'ti. Sonra İTÜ Çekirdek ismiyle devam etti. Yaklaşık 100 milyon civarında bir yatırım desteği vermiştik. Son iki yılda ama bu çok ciddi bir şekilde büyüdü. 7-8 katına arttı. Son yılda 478 milyon TL sadece bu girişimcilere, 200'e yakın girişimciye son iki yılda büyük bir destek sağladı. Hem yurt içi hem yurt dışından 55, gelen. Evet. Hem yurt içi hem yurt dışında gelen ve çoğu da zaten yurt dışından gelen son yılda 25 milyon dolar alan bir girişimcimiz var. İki yıl içerisinde gelişerek bunu sağladı. Tabii bu süreçler hem girişimcinin kendi çabasıyla oluyor Ahu Hanım hem mentorlar, koçlar. Dünyayı bilen o deep tech dediğimiz bütün hepsi teknoloji çünkü kökenli bu arkadaşların onları iyi yöneten akademisyenler ve bu akademisyen dışında da bunları pratik dünyada yapabilen çok başarılı yani girişimcilerle destekleniyor. Bir yatırım değil, aynı zamanda endüstriyle iç içe olduğu için tüketicinin de ne istediğini bilen, olayın nasıl bir ürüne dönüşmesi gerektiğini zaten hali hazırda piyasa deneyimiyle bilen akademisyen aynı zamanda işin içinde olan bilim insanlarının mentorluğu çok önemli. Şimdi siz çok güzel anlatıyorsunuz da Miray Tayfun ne anlatacak bakalım? Nasıl kesişti Miray Hanım İTÜ ile yollarınız? Bir kez daha kendinizi, mesleğinizi söyleyerek anlatır mısınız? Tabii ben biyomühendisim aslen ama artık bir iş insanıyım daha çok. İTÜ ile yollarımız 2015 senesinde bir önceki firmamızla kesişti. Bu ikinci firmamız. Ne yapıyordunuz orada? Orada taşınabilir tanı cihazları geliştiriyorduk. İTÜ Çekirdeğe kabul almıştık. 3 yıllık çok güzel bir serüvenimiz oldu. İTÜ Çekirdek aslında bizim bayağı elimizden tuttu, yardımcı oldu fakat şirketimiz başarılı olmadı maalesef. Battı. Evet, bu da olabiliyor yani. Fakat küllerinden başka bir şirket doğdu. O da Vivo.
Vivu'yu da Innogate İTÜ'nün yurt dışı Amerika programıyla aslında ilk kez Amerika'ya gittik ve oraya gittikten sonra ben orada kaldım. İTÜ'yle yani bayağı iç içe bir ilişkimiz var. Aynı zamanda da yıllarca İTÜ Arabir'deydik. İTÜ'nün Amerika'da da bir şeyi var hocam, değil mi? Yani orada biraz onu da arada... Sadece Amerika'yla değil, Avrupa'yla, bütün dünyayla aslında iletişim var. Innogate dediğimiz, yani bu biz önce girişimcileri alıyoruz, yetiştiriyoruz, sonra scale up yapıyoruz, büyütüyoruz ya. Ondan sonra da yurt dışında girişimlerini büyütmek üzere bir Innogate, bir kapı açıyoruz. Peki. O kapılar artık çoğaldı. O kapıdan peki, giren kapıdan bir girdiniz. Girişimci Miran. Ve devam o günden edelim. Beri aslında Amerikan pazarına servis veriyoruz. 2020 yılında ilk ürünümüz çıktı. Bu yıl CES'te de yeni ürünümüzü pazara çıkarttık. Evet, evet. Biz de FDA onaylı bir ürünüz. Bizim aldınız maalesef... ama siz onayınızı artık evet, piyasadasınız. Evet. Şimdi bir kez daha hatırlatalım sevgili seyircilerimizin kafası karışmasın. Algı birazcık biliyorsunuz hepimizde çok sınırlandı. Son dönemde daha da değil mi hocam? Öyle de bir sıkıntımız evet. var. Biz televizyoncular hep o algıyı biraz daha iyi yönetmek gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi öyle bir çarpıcı bir nokta ki gerçekten Vivo'nun ürettiği test kiti sayesinde sevgili seyirciler dün akşam yediğiniz yemeğin bile size yarayıp yaramadığını anlıyorsunuz. Ben şimdi flaşı atayım haberci olarak. Siz anlatın. O haberin bize, o yemeğin bize yarayıp yaramadığını nasıl anlıyoruz? Evet. Biraz daha detaylandırın. Aslında besin... Bir gösterin şu demin gösterdiniz de test kitini. Bu şekilde. Evet. Şöyle bir kamerayla Cavit sevgili yönetmenimden alalım. Evet. Sizi yakalayacak nasıl olsa. Tamam. Bu şekilde aslında şöyle. Nasıl yediğiniz... Bu bir idrar stripi değil mi? Evet, renk değiştiren kutucuklar var. Bu kutucukların demin de bahsettiğim gibi... Tam tutalım şöyle oynatmadan. Magnezyum, kalsiyum, vitamin C, tuz tüketiminiz gibi önemli metrikleri takip edebiliyorsunuz. Bunun aslında en büyük... Kaç parametre var orada mesela? Burada 12 parametre 12 var. 12 parametre. Evet, böbrek, karaciğer gibi işte protein vesaire takip Kendi ediyor. Kendi idrar testimizi kendimiz evde yapıyoruz. Vivo'nun ürettiği bu kit sayesinde siz buna yol açtınız. Buna imkan verdiniz. Evet ama en önemlisi çıkan sonuçlar laboratuvardan çıkan sonuçlar gibi değil. Kullanıcının anlayacağı şekilde sunuluyor. Hmm, açıklamalı yazılar. Mesela magnezyumunuz düşük. Birçok kullanıcı ne yapacağım o zaman diyor. Hani ne yapayım? Tabii, benim için bir önemi aynen. var mı bunun? Biz doktora bile gittiğimizde elimize aldığımız zaman o sonuçları referans aralığından yukarıda mı aşağıda mı olduğunu, içinde mi olduğunu anlıyoruz ama sonucu nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Değil i̇şte mi? Vivo'nun en büyük farkı o. Vivo'yu tasarlarken odaklandığımız şey kullanıcının deneyimiydi. Bir kullanıcı bu sonuçları anlayıp bunları nasıl hayatına entegre edebilir? Magnezyumu daha çok tüketmek için neler yiyebilir? Mesela bir tane kullanıcımız fotoğraf paylaşmış. Magnezyumu düşük diye her gün havuç yemeye başlamış ve yükseltmeye hani kendi kendinize aslında vücudunuzun ihtiyaçlarını belirleyip ona uygun beslenerek aslında daha uzun, kaliteli, güzel yaşamak. Muazzam. Amacı. Yani bir idrar bize ne kadar çok şey anlatabilir? Onu da bize, onun sınırlarını da bize bir çizer misiniz? Tabii. İdrarda aslında 4000'den fazla metabolit var. Ama bizim kalorimetrik yani renk değiştiren yöntemlerle ölçümler tabii ki daha sınırlı. Yaklaşık 40-50 metrik var. Bir de lateral flow, bu COVID testleri, hamilelik testleri gibi testler var. Şimdi onları da aslında entegre etmeye başlayacağız. Böylece artık hormon takiplerini de evde yapabilecek kullanıcılar. Müthiş bir şeyden bahsediyorsunuz. O takipleri soruyorlar. Nasıl yapabiliyoruz acaba? Sevgili Miray Tayfun, o takipleri yapma noktasında nasıl bir şey kurdunuz, sistem kurdunuz? Kullanıcı idrarını yaptıktan sonra fotoğrafını çekiyor mobil uygulama üzerinden ve görüntü işleme algoritmamız sayesinde sonuçlarını anlaşılabilir bir şekilde mobil uygulamasına görüntüleyebiliyor. Aha. Ardından tavsiyelerini de görüntüleyebiliyor. Bütün tavsiyeler aslında yapay zekanın kendisine en uygun seçtiği besinlerden oluşuyor. Hı-hı. Görüntü işleme algoritmamızda da makine öğrenmesi kullandığımız için oldukça laboratuvara %95 aynılıkta hassasiyette sonuçlar verebiliyoruz. Muazzamsınız ve tüm bu yapay zeka dediğimiz nokta, işin algoritması, her şey Türkiye'de. Made in Turkey mi Miray Hanım? Evet, her şey Türkiye'de geliştirildi. Yerli ve milli miyiz yani? Evet, ama Amerika'da ve Kanada, Avustralya ve İngiltere'de satılıyor. Ürün şu an Türkiye, bir Türk kullanıcısı bizi izlediği andan itibaren ulaşmak istediği zaman Vivo'ya nasıl ulaşacak? Web sitesinden ya da Amazon'dan satışlar yapıyoruz ama dolarla sattığımız için Türkiye'nin pek ilgisini çekmiyor bu aralar. Şu an ama belki de çok da duyulmadı öte yandan tabii, değil mi? Tabii tabii. Çok küçük bir müşteri kitlemiz olsa da Türkiye'de de müşterilerimiz var. Peki, fiyatlar peki ileride nasıl olacak? Bir miktar daha düşer mi? Hani ürün giderek çoğaldıkça, sayıca, üretim arttıkça?
Aslında Amerika standartlarında Vivo'nun bir aylık paketi, yani 4 testi bir öğle yemeği kadar. Yani aha, aslında oldukça evet, uygun. Tabii Türkiye'de bu 200-300 lira civarına bir şeyler geliyor. Şimdi hep diyorlar ya işte size çip takılacak, efendim şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi benim anladığım idrar tarafı zaten çok şey anlatıyor sağlığa dair, evet, değil mi Miray Hanım? Ya onun bir altını çizmek lazım da bu işin gidebileceği son noktayı nasıl görüyorsunuz? Onu da doğru son olarak sormak isterim. Bu işin gidebileceği noktayı aslında akıllı evimizde, evimizin her yerinin sensörlerle dolu olduğunu ve bizden veri topladığını hayal edelim isterseniz. Internet of Things değil mi? Evet. 5G'den sonraki dünya. Çok haklısınız. Vivo'nun da bir tuvalet olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz bir 3-5 yıl içerisinde. Yani sabah kalktık, tuvalete gittik, evet, idrarımızı yaptık. En nazik kibar ifadeleri kullanmaya çalışıyorum. Ve mutfağınıza geçiyorsunuz. Belki küçük bir smoothie makinesi ya da bir saplama, gıda takviyesi makinesi size uygun. Besin değerlerini içeren küçük içeceğinizi veriyor. Muazzam bir şeyden bahsediyoruz. Bunların hepsi Internet of Things dediğimiz tüm cihazların akıllı hale dönüşmesinden sonra sizin aplikasyonunuzla bir iletişim ve bir konuşmaya başladıktan sonra elde edeceğimiz ürünler. Hani belki ileride buzdolabınızı açtığınızda diyecek ki size sakın elini ona uzatma. Var öyle dolaşan bazı şeyler var, videolar var. Sakın yeme, şimdi sakin bir şekilde oradan uzaklaş diyen bir ses duyacağız muhtemelen. 2020 cirosu, 21 cirosu neydi Miray Hanım? Sorabilir miyim size mesela? Hani bahsettiğiniz 4 gelişmiş pazarda satılan bir üründen bahsediyoruz. Paylaşmıyoruz ama artık biz tabii 2 yıla aşkındır Amerikan pazarındayız, hı-hı, ve hani 6 haneli dolarla cirolar açtık, milyon dolarları açtık, hı-hı, çoktan. Ama paylaşmıyoruz açık, evet, olarak özel bir şirket. Peki 6 haneyi aşmış olduğunuzu duyurmak bile benim için kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Hedef ne? Onu da sorayım ama. Hedefimiz mi? Evet. Ciro olarak mı? Yani önümüzdeki dönemde ciro, ürün, bizim ne hayal ediyorsunuz? 55 bin kullanıcı. Hayallerini gerçekleştiren, evet, bir insansın. Sizin hayaliniz çok kıymetli. Şu an 55 bin kullanıcımız var. En yakın hedefimiz 1 milyon kullanıcıya ulaşmak. Bu da önümüzdeki 2 yılı aslında bayağı meşgul geçecek demek. Muazzam. Sonrasında da akıllı tuvalet projemiz aslında. Yani? Argesi uzun zamandır devam eden bir projemiz var. Onu pazara çıkarabilmek yakın zamandaki hedefimiz. Akıllı tuvalet az önce bahsettiğimiz, hiç stripe'larla, strip'lerle, evet, uğraşmadan kişilerin tuvalet üzerinden bilgisinin size akmasını sağlayacak, oradan da kişiye dönmesini sağlayacak herhalde. Büyük üreticileri lazım bunlar için. Ne deniyordu? Hani endüstriyle temastasınız diye düşünüyorum herhalde. Tabii temastayız. Japon tuvalet firmalarıyla sıkı çalışıyoruz. Evet, evet, muazzam. Heyecanlanıyorlar mı sizi gördüklerini Miray Hanım? Elbette, yani biz de heyecanlanıyoruz yaptığımız şeylerle. Onlarla tanıştığımızda, onlarla yapabileceğimiz partnerliklerle. Heyecanlı bir iş aslında genel olarak. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Bununla sınırlı olsun. Devam edelim şimdi hemen. Geçelim tekrar. Sağlıktan uzaklaşmayalım değil mi Ali Canerk? Tabii. Biraz sağlıkta kalalım. En son perakendeye uzanalım. Perakende Türkiye için son derece önemli ama özellikle Covid'den sonra sağlıkla ilgili meselelerin yönetilebilir hale gelmesi daha da kıymetli. O yüzden doğru, biraz tekrar anlatın lütfen vagus tim olarak. Bu vagus siniri'den başlayalım. Tamam, süper. İsminizi aldığınız vagus siniri. Aynen. Biraz aslında dediğiniz gibi pandemiden sonraki trendlerden bahsederek alayım konuyu. Artık işte evde sağlık giderek Miraylar'da olduğu gibi önem kazanıyor. Yani biraz sağlığın demokratikleşmesinden bahsediyoruz bu arada. Klinik ve hastanelerden çıkıp evlere ve kişiselleştirmesi de bu noktada çok önemli. Yani normalde rutin herkese aynı tedavi sunuluyorken artık kişiselleştirme sağlıkta çok önemli bir noktaya geliyor. Ve tabii ki de her sektörde olduğu gibi dijitalleşme de sağlıktaki en büyük trendlerden biri. Yani toparlayacak olursak dijitalleşme, evlere uzanan bir sağlık ve kişiselleştirme çok önemli. Ve bir diğer trend de aslında şu an sağlıktaki, bildiğiniz gibi en çok kullanılan yöntemler şu an tedavi boyutunda ilaçlar, yani kimyasallar ve cerrahi. Şimdi fakat bununla sınırlı olmayarak son dönemde yükselen bir trend daha var dünyada. Bu da farklı biyoelektronik çözümler, yani elektronikle sağlığın iç içe geçtiği noktadaki çözümler. Bunlar girişimsel olmayan çoğunlukla ve kimyasal olmayan tedavi yöntemleri. İşte tam bu noktada vagus tim aslında şekillendiği nokta. Bizim geliştirdiğimiz ürün bir biyoelektronik ürün. Elektronik ve dijital sağlığı kullanarak, kişiselleştirme yaparak bunu da vagus sinir stimülasyonu diye tıp dünyasında bilinen bir tekniği kullanarak çözmeyi hedeflediğimiz hastalıklar var. Neler onlar? Hangi mesela hastalıklar? Bizim odaklandığımız konu, biz kronik ağrılarla başladık. Migren ve fibromiyalji. Bu iki alan bizim odaklandığımız alandı. Benim ortaklarımdan biri hekim, tıp doktoru. Onun zaten 10 yıllık bir çalışması var.
bu alanda. Hacettepe mezunu, daha sonra Çapa'da uzmanlığını yapıyor ve o da aslında girişimci ruhu olan birisi. Ve diyor ki ben bu alanda bir şeyler yapabilirim çünkü tedavi potansiyeli olan birçok hasta var mevcut. Çözümlerle tedavi olamayan, tedavi edilemeyen. Ve onun aslında çalışmaya başladıktan sonra bizim yollarımız kesişiyor ve Vagustum şirketleşiyor. Sorunuza geri dönecek olursam, bizim odaklandığımız alanlar kronik ağrılardı. Fakat daha özellikle COVID ile beraber biraz daha hedefimizi hiperenflamatuar alana çevirdik. Yani enflamasyon sistemini ilgilendiren hastalıklar ne bunlar? Mesela şu an yoğun çalıştığımız alan IBD adı verilen enflamatuar bağırsak hastalığı Türkçesi. Tam olarak tıpta bir tedavisi yok. İlaç ya da cerrahi kullanılıyor. Bağırsakları ilişkilendiren enflamatuar bir hastalık. Dolayısıyla vagus sinir uyarımında bu alanda kullanılma potansiyeli taşıyor. Dediğimiz gibi bunu klinik çalışmalarımızda zaten kanıtlamış durumdayız. Bizim görüşümüzü destekleyen farklı klinik çalışmalarda bulunuyor dünyada. Ve biz de bu alanda bir ürün konumlandırmaya çalışıyoruz. Tabii konu tıp dünyası olunca belli regülasyonları tamamlamanız gerekiyor. Önce sağlıkta zarar vermeme üzerine kurulu bir anlayış olduğu için ürünün güvenli olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Biz de bu gereklilikleri sağlamak için çalışıyoruz şu an. Şimdi sizin ürettiğiniz cihazı nasıl hayal edelim? İzleyen nasıl hayal etsin? Eski Walkman'ler gibi düşünebilirsiniz bizim ürettiğimiz cihazı. Kulağınıza taktığınız iki tane elektrot var. Fakat bunun duyma ve işitmeyle bir alakası yok. Ve bu kulaklıklarda biz çok düşük şiddette elektriksel uyarım yapıyor. Belki aranızda gidenler vardır fizik tedaviye. Pedler yapıştırırlar ve elektrik akımı verirler. Oradaki aslında amaç kası stimüle etmektir. Biz vagus sinirini stimüle ediyoruz. Dolayısıyla sinirin kulakta bir dalı var. Geliştirdiğimiz cihaz mobil uygulamayla kontrol edilen Bluetooth aracılığıyla bir stimülatör ve kulağa takılan iki tane elektrot var. Ve onun aracılığıyla bir stimülasyon yapıyoruz. Bu stimülasyonun mesela ne kadar geniş bir açısı olacağını düşünüyorsunuz hastalık tedavisinde? Şeyle başladık dediniz, özellikle kronik ağrıyla başladık. Şimdi enflamatuar hastalıklarla devam ediyoruz dediniz. Hani ne olabilir, onun range'i ne kadar genişleyebilir? Yani nereye gidebileceğini düşünüyorsunuz vagus üzerinde? Evet, range'i çok geniş. Fakat bunu diyerek çok aslında odağı dağıtmamak için söylemiyoruz. Şöyle anlatabilirim, otonom sinir sistemi, dolaşım, sindirim, solunum gibi birçok vücudumuzda fonksiyonu var. Dolayısıyla bunlarla ilişkili aslında birçok hastalıkta kullanılma potansiyeli var. Fakat hani öyle bir şey anlayış yok tıp dünyasında. Yani bir şey yaptım her şey iyi geliyor demeniz çok iddialı. Adım adım ilerlemeniz lazım. Dolayısıyla bizim de seçtiğimiz... Nerelerden sonuç aldınız? Nerelerde kullanılıyor? Burada çok değerli akademik yerlerde kullanılıyor değil mi? Şu anki bulunduğunuz aşamada bile. Doğru. Muazzam yerlere ulaştığınızı söyler misiniz değerleri? Tabii. Biz... Tabii dediğim gibi FDA onayı gerekiyor ama öncesinde bir pazar daha var. O da research amaçlı, araştırma amaçlı ürünü satabiliyorsunuz üniversitelere. Bugüne kadar da sattığımız üniversiteler arasında Harvard, Yale, UCLA, University of Aarhus Danimarka'da, University of Florida gibi üniversiteler var dünyada. Hali hazırda deneniyor sizin, o Walkman vari impuls veren, değil mi, cihazınız deneniyor. Aynen yani. Öyle. Burada araştırmacılar satın alıyorlar bizim cihazımızı ve ilgilendikleri alanda klinik çalışma yapıyorlar. O sonuçlar da bizim için klinik validasyon anlamında çok önem taşıyacak. Sattınız yani buraları. Tabii, Harvard'da kestik. Sattınız yani. Evet, fatura kestik ve ödemesini aldık. Bunlar önemli değil mi hocam? Tabii ki. Aynen. Sattık ve hatta Kürşat'la da o dönem tanıştık biz de. Çünkü Harvard... Herkes birbirini tanıyor mu bu arada? Yani yayına çıkmadan önce herkes Miray... Inogate firması galiba. Evet, evet. Herkes öyle mi? Aynen. İşte aslında İTÜ'nün belki de oradaki avantajına değinmek gerekirse, şimdi bazı tabii prosedürler oluyor satış yapsanız bile. Mesela Harvard bize bir doküman gönderdi. Ya, upuzun bir doküman, çok da karmaşık, doldurmamız gerekiyor önce. Bizim bir grubumuz var işte Inogate'liler olarak. Ben orada yazdım ya bu dokümanı daha önce dolduran var mı diye. Kürşat da onlardan biriydi. O dönemde Kürşat'tan destek almıştım. Ve işte o da bizim hani onların sistemine kayıt olup ödememi almamızı sağlamıştı. Dolayısıyla aslında bu da İTÜ'nün işte avantajlarından birini örnekleyebilirim. Evet, evet, muazzam bir şey. Peki hemen Kürşat Bey'le devam edelim. Kürşat Arman'la doğru söyleyeceğim, Venoex yönetici ortağıyla. Biraz şu perakende işine girelim. Çünkü perakendeciler satmadan bırakmayacaklar yakamızı. Öyle gibi görünüyor. Bu anlamda da gerçekten o zeka da arttıkça artıyor. Kişiyi takip eden tüm ayak izlerini, neden hoşlanıyor, ne yapıyor. Hani bir göz kırpmamızdan bile değil mi? Evet. Neredeyse. Hani neye, bizi bizden daha iyi tanımayı hedefliyorlar aslında. Ama çok enteresan bir durum.
bilmiyorum, şah damarından daha yakın tanımı herhalde bununla alakalı da olabilir. O yüzden biraz anlatın bakalım. Hem hangi müşteriler var hali hazırda? Tabii. Yani şu an İtalya'da... Kim sizin müşteriniz şu anki? Müşterim, tekrar bir işi hatırlatalım izleyenler açısından. Venuex, fiziksel perakendecilerin ürün stok verilerini, adres verilerini, hatta bir alışveriş merkezi veya havalimanıysa kat planlarını, tüketicilerin günlük hayatında kullandığı Google Maps, Apple Maps veya Google Search gibi uygulamalara entegre ederek tüketici bir arama yaptığı zaman kendisine yakın mağaza sonuçlarını da görmesini sağlıyor. Siz eminim ki ya ben mesela buraya gelirken Apple Maps'i kullandım. Aynı Apple Maps'i aslında İstanbul'da gittiğimiz o popüler alışveriş merkezlerinin içerisinde de kullanabiliriz. Evet. Ve içeride hangi mağazada hangi ürün var, bu bana ne kadar yakın onu görmemizi sağlıyor. Biz aslında arkadaki o data sağlayıcısıyız. Google ve Apple. Tüketicinin işini kolaylaştırıyorsunuz bir anlamda. Biz herkesin işini kolaylaştırıyoruz. Evet, yani ben perakendecinin de işini kolaylaştırıyorum. Çünkü ona bu etkileşimi sağlıyorum. Google, Apple gibi firmaların da bu veriyi ya ulaşımını, erişimini sağlıyorum. Tüketici için de, tüketici beni hiç görmese de artık aradığı ürünleri yakınlarında görebilmesini sağlıyoruz. Şimdi haritalamaya baktığımız zaman bu iş önce bir saha çalışmasıyla başlıyor. Ben onu öğrendim tabii. Haritalama konusunda Google'a da servis veren çok değerli tanıdıklarımız var. Siz ne yapıyorsunuz mesela? Yani o bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz? O bilgiyi nasıl aktarıyorsunuz yapay zekaya? Mesela İstanbul'da bir alışveriş merkezi, evet, ya da bir havalimanı. Bunun bir kat planları var. O kat planlarının önce bir dijitalleşmesi gerekiyor. Yani Apple'ın, Google'ın istediği formatlar var. O formatlara dönüştürüyoruz. Sonra diyoruz ki bunlar katlar. İçerisindeki mağazalarda şunlar. Mağazaların her birinin işte adresini, kategorisini, içeride ne sattığını, ürün stok verisini gerçek zamanlı olarak Google'a, Apple'a istedikleri formatlarda sağlıyoruz. Evet. Peki, bütün muazzam bir data aslında aktarıyorsunuz. Evet, yani çok büyük bir data var. Yani bizden sürekli akan çok büyük bir data var. Sizin şu anki durum ne? Yani yurt dışı alışveriş merkezi müşteriniz var mı? İçeride dışı, yani nasıl bir şeyiniz var? Şöyle. İhracat anlamında. Hocam az önce dedi bizim aslında bu proje bir spin-off. Yani benim başka bir KNS isminde bir firmam var. 11 sene önce kurduğum. Onda zaten 150'ye yakın alışveriş merkeziyle, perakendeciyle 8 ülkede çalışıyorduk biz. Ama sonra şöyle bir fikir geldi aklımıza. Dedik ki ya biz acaba bu verileri Google'a, Apple'a da sağlasak acaba işlerine yarar mı? Ondan sonra oradan süreç başladı. Şu an hali hazırda 60'ın üzerinde İtalya'da, Romanya'da, Mısır'da, Dubai'de, Türkiye'de müşterilerimiz var. Ve burada AVM'leri, havalimanlarını, perakendecileri bu tarz platformlara entegre ediyoruz. Rakip var mı dünyada bu işi, kapalı mekanı bu şekilde dijital navigasyon? Kapalı mekanı haritalayan aynı zamanda var. Da perakende şirketlerinin de verilerini aktaran. Şöyle, orada şöyle ayrışıyoruz. Ürün stoğu anlamında değil mi? Doğru anladım. Evet, aynen. Yani o mağazada işte... İstinye'deki mağazada kaç tane bu ceketten var? Evet, anlık veri değil mi? Satışı da yansıtıyorsunuz aynen. Oraya. Dolayısıyla Sarıyer'de bir müşteri bu ceketi aradığı zaman artık İstinye'deki ilgili mağazadaki, şimdi marka ve şey vermemeye çalışıyorum, o sonuçları görebilecek. Şimdi rakip var mı? Kat planı sadece yapan rakip var. Var. Sadece adres yöneten rakip var. Sadece ürün envanter stok entegrasyonu yapan var ama bunları bütünleşik bir değer önerisi olarak sunan yok. Nokta atış bir perakende çözümüdür. All in one bir perakende çözümüdür bizimki. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli katkılar. Kürşat Arman, Venuex yönetici ortağı, Ali Canerk, Bagüstüm kurucu ortağı, Miray Tayfun, Vivio kurucu ortağı. Sizler, tüm ortaklarınız, tüm çalışanlarınız, yarattığınız katma değerle yolunuz açık olsun. Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmaya bütün dünyada devam edin. Yani sizleri gördükçe heyecanlandığımız gibi yarınlara dair umutlarımız çok artıyor. Ama daha umutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Burada sevgili Profesör Doktor Atilla Dikbaş hocamızın bize anlatacakları var. Çok kısa bir reklam arası. Reklamların ardından hocam şöyle arkada açacak, Türkiye'de ne kadar teknokent var? Bunların arasında nasıl bir network kurulursa nasıl muazzam bir sinerji ortaya çıkar? Böyle gözlerinden ateş saçarak anlatacak. Bizden ayrılmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Birkaç dakika sonra yanınızdayız.
Değerli izleyenlerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'ini konuşmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük 5 teknokentinden birinden bahsediyoruz. Malum az önceki yayınımızı kaçıranlar varsa lütfen YouTube'dan tekrar izlesinler. Biz biraz böyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde yarattığı o katma değeri, hem teknoloji hem deep tech alanlarında yarattığı değerleri birazcık anlamanızı sağlamak, anlatabilmek adına hocamızın da seçtiği bazı firmaları konuk ettik, bazı girişimleri konuk ettik ama sadece bu şirketlerle sınırlı olmayacak. Atilla Dikbaş hocamız, Profesör Doktor, diğer firmaları da zaman zaman mütakip yayınlarda da bizlerle buluşturacak hocam. Şimdi biraz şunu dedik ya az önce, başarı dediğimiz şeyin hiçbir tesadüfle aslında ilgisi yok. Evet, biraz şansın yardımı şüphesiz yola çıktıktan sonra var, doğru yerde olmak, doğru zamanda, ama muazzam bir çalışma, emek. Az önceki arkadaşlarda, az önceki girişimcilerde gördük bunu. Biraz anlatır mısınız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin? Yani bir rol model olma gibi bir durumu var. Ben merak ediyorum. Mesela Anadolu'da tabii çok kıymetli teknokentlerimiz var. Mesela Kayseri'de de benzer tabii. Bir teknokent ve farklı teknokentlerde var. Ama yine de böyle size geliyorlar mı böyle bir rehberlik açısından, bir yol göstericilik açısından? Tabii ki geliyorlar. Zaten amaç bu. Yani Türkiye'de teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğinde güçlü teknoparkların rolü bu olmalı. Yani biz tabii 2002 yılında kurulduk. İlk iki teknoparktan birisiyiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile beraber. Ama tabii çok bizim... Çok eski sayılmaz mı hocam? 20 yıllık. Ama o dönem biz hemen girişimcilik ekosistemi kapsamında Dünya Bankası'ndan da bir kredi almıştık bir bina için. O zaman bu kuluçka ve yenileşim sistemiyle ilgili olarak özgün bir model ürettik. Ben de o zaman tamamen bu Silikon Vadisi ve özellikle San Jose'deki bu teknoloji ağına yönelik olarak çalışmalar yapmıştım. Hocam, burada da yeni dönem. Siz de bir tanıtır mısınız bu noktada? Çok kısaca, vaktim ben sınırlı teknik ama. Ben teknik üniversiteliyim, aslında mimarım. İtülü müsünüz? İtülüyüm. Doğma büyüme İtülüyüm. Bu projeyle mi döndünüz daha sonra siz? Yok, ben zaten misafir öğretim üyesi olarak ve postdoc çalışmalarım için gitmiştim bir yurt dışına. Ama Silikon Vadisi'ne özellikle 6 ay yine başka bir üniversite kanalıyla burs almıştım. Ben gerçekten teknoloji yönetimi ve özellikle buradaki girişimcilik ekosistemi kapsamında çok şeyler öğrenerek döndüm. Tam da o zaman dönemin rektörü Gülsün Sağlamer'in bir teknopark projesi vardı. Beni onunla görevlendirdi ve o dönem aslında çalışmalara kolları sıvadık. Ama teknopark deyince, dediğim gibi teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu, 4691 sayılı kanunu çok yenilikçi bir kanun. Dünyada olmayan bir kanunda, kanun bu aslında. Tüm dünyadaki ekosistemlerin gelişmesi için de çok ideal bir model. Biraz evvel hani siz konuyu açarken dünyadaki ilk 5 teknopark dediniz ya, teknopark dünyada ilk 5'teki ekosistem, girişimcilik ekosistemi içerisinde biz ilk 5'teyiz. O zaten gurur verici olan o. Yani Silikon Vadisi ve diğer Avrupa'da ve Amerika'daki tüm bu girişimcilik ekosistemi kapsamındaki en iyi modellerden birisi. Yani teknoparklar, içeride üretilen aklın girişime dönüşme noktasındaki ilk 5'in içindesiniz. Evet, yani biraz evvel konuk ettiğiniz 3 tane girişimci nasıl bu şekilde yetişiyor ve nasıl küresel ölçekte bir oyuncu haline geliyorsa, işte onu yetiştiren odak noktası açısından biz ilk 5'teyiz. Evet. O açıdan rol model benim aslında biraz evvel de söylediğiniz Anadolu Teknoloji Ağı kapsamında söylemiş olduğum model de öyle. Aha. Bizler rol model olmak ve diğer teknoparklarla ortak bu tip girişimcilik ekosistemlerini tüm Türkiye'ye yaymak konumundayız. Şimdi İTÜ modeli tüm Anadolu'ya hakim olsa ben ortaya çıkabilecek sonucu hayal bile edemiyorum. Evet. Gerçekten biraz anlatır mısınız hocam? Şöyle İTÜ'den de yola çıkalım ama hani nasıl bir network kurulabilir? O sinerji nasıl sağlanabilir? O sinerji şu an var mı aranızda, böyle işbirliği? Bir Anadolu'daki işte teknokentli İTÜ'nün ortak çalışması falan gibi, ya da ne hayal ediyorsunuz? Çok enteresan. Teknoparkların girişimcilik sistemleri, kuluçka servisleri ne eşit seviyede destek veriyoruz. Yani tüm teknoparklar kendi içlerinde, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın faaliyet raporlarında da görebilirsiniz. Diğer teknoparkları bu sistem içerisinde zaten görevi. Ama çok enteresan bir konu var. İstanbul Büyük Havalimanı dahil artık büyük organizasyonlar kendi teknoparklarını kuramasalar bile kendi kuluçka servislerini kuruyorlar. Yani bizim bu kapsamda rol model olduğumuz çok önemli girişimler var. Bu girişimleri daha çok teknoparklarla yaygınlaştırarak bir Anadolu'da tamamen liselere kadar inen kuluçka merkezleri benim özellikle buradaki model olarak önerdiğim.
Evet. Bu da hani aslında bilişim vadisi fizibilite raporunu hazırlamıştım ben yıllar önce. O kapsamda bizim büyük bir heyetle, danışma kuruluyla yapmış olduğumuz çok önemli bir modeldi bu. Hı hı. Dilerseniz aslında... Şimdi şöyle bir baştan sevgili editörüm Latife de ben sorayım. Burada böyle kısa kısa şeyler var. Biraz açın hocam. Evet, ben özellikle hani bizim çekirdek ne yapıyor? 10 yıl içerisinde neler yaptı? Evet. Çünkü 2002'de biz Arı Teknopark'ı kurduk ama 2012'de de çekirdek, 2011'de çekirdek İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan geçmişti. İTÜ Çekirdek. O kapsamda önemli işler yapıldı. Bizim şu ana kadar 13 bin tane girişim yetiştirdik. Bu çok önemli bir sayı. 7600 girişimci yetiştirdik. Yani 3 kişiyle biz burada buluştuk ama irili ufaklı, başarılı, çoğu başarılı. 7600 girişimciden bahsediyoruz. 1000'in üstünde şirketleşen girişim var. Bu çok önemli bir sayı. Şu ana kadar toplam cirosu bunların da 368 milyon üzerine çıktı. Hı hı. 60 tane kurumsal paydaşla çalışıyoruz. İçinde çok önemli birlikler ve organizasyonlar var, firmalar var. Bu aslında bu işbirliği zaten. Sektörel aynı zamanda. Sektörel. Yani İstanbul Sanayi Odası da var burada. Büyükşehir Belediyesi var. Özellikle Otomotiv İhracatçıları Birliği var. Çok önemli paydaşlar var. O paydaşların aslında gücü belirli tematik dikey alanlar yarattırdı bizde. Yani İBB bize dedi ki kent teknolojileri çok önemli. Akıllı kentler için Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz ve buna yönelik olarak birçok girişim çıkıyor ama bunları aslında biraz evvel olduğu gibi ete kemiğe büründürmek lazım. Biz öyle bir çağrıyla geçen sene çıktık ve çok başarılı oldu. Yani Big Bang sahnesinde 3-4 tane hakikaten kent teknolojileri alanında sadece İstanbul için değil tüm kentlerin kullanabileceği önemli girişimler sahneye çıktı. Keza özellikle sanayi odasıyla yapmış olduğumuz sürdürülebilirlik kavramı kapsamındaki teknolojilere dayalı da 2-3 tane çok önemli girişim çıktı. Bütün bunların sayılarını arttırabiliriz Ahu Hanım ama önemli olan kurumların kendilerinin paydaş olduğu belirli dikey alanları yaratabilmek ve onlara fokuslanmak. Onlara fokuslandığınızda ne oluyor? Evet. Yani bu bizim öğrendiğimiz ders. Farklı mentorlar, farklı eğitim sistemleri ortaya çıkıyor ve küresel ölçekteki fonlar ilgisini o alanlarda ise o alanlara doğru kaydırıyor ve özellikle... O işbirliklerinin çıkma noktası nasıl oluyor hocam? Mesela İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı ya da işte Kayseri Sanayi Odası'na kayıtlı bir şirket geliyor. Sizinle mesela bir kendi içerideki sorununu çözmek adına bir fikir mi geliştirmek istiyor? Nasıl yapıyorsunuz? O buluşmayı o nasıl sağlıyorsunuz? Her birlik bunlar özellikle tabii STK yani sivil toplum örgütleri. Tabii. Yani kendi görevleri de aslında bu girişimcilik yani teknolojiye dayalı bu girişimciliği tetikleyen görevleri var. Onlar mesela KOBİ'lerin belli problemleri var. Temiz enerji, temiz su, yani onların normal endüstriyel süreçler içerisinde karşılaştıkları problemleri kendileri içinde çözenler de var. Bunları örgütleyen, bunları girişimci olarak bizim kuluçka sistemimize sokup, hatta o problemlere yönelik olarak belirli alanlar yaratan bir model oluşturduk, bir proje çağrısı oluşturduk. İnteraktif bir etkileşim içinde. Tabii, onların talepleri var. Evet. Yani tüm KOBİ'lerin aslında. Bunların çoğu biliyorsunuz organize sanayi bölgelerinde biraz sonra haritada da göreceğiz. Evet. Evet. Çok yani her yerleşke içerisinde, her bir paydaş içerisinde kendi tematik alanlara dayalı bir ekosistem yarattı. Bu o dikey örgütlenmeler içerisinde sevgili Latif aktarmış zaten görüyoruz. Evet. İGA az önce saydınız. Devam edelim. Çok az vaktimiz kaldı. Evet. Dediniz ya o network ve örgütlenmeyi bir bakalım hocam. Yani bir de Anadolu'da bu iyice coşturmak için yani o network'ü ne yapmak lazım hocam orada? Şimdi, çok güzel teknolojik destekler sağlandı son dönemde. Onları biliyoruz, takip ediyoruz. Sanayi Bakanlığı da çok güzel çalıştı bu anlamda ama daha ne yapmak gerekiyor? Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çok enteresan. Biliyorsunuz 3 Şubat 2020'de çok önemli bir mevzuat değişikliği yaptı. Yani şu anda uygulama yönetmeliği henüz çıkmasa da bu uydu kuluçkalar kavramı gelişti. Onlar bizim daha önceden beri hep düşündüğümüz açık teknopark sistemini aklımıza getirdi. Yani bu model aslında teknoparkların kendi bunlar kapalı sistemi içerisinde devam edin siz. Evet, kendi sistemi içerisinde her bir teknoparkın diğer teknoparkların kuluçka sistemleriyle işbirliği yapma modeline yönelik olarak bir çalışma, beraber çalışma modeli. Benim teknoparkıma girdiniz. Aslında benim teknoparkıma girerek bir bilet
aldınız. Yani siz teknoloji üretebilen bir firmasınız veya bir girişimcisiniz. Neden laboratuvarınız ODTÜ'de ise veya Boğaziçi'nde ise oraya gidemeyesiniz? Bunlar tamamen bir yatırımcı nasıl sizi buluyorsa, işte buradaki tüm bir ağın içerisindeki bir merkezi akıllı bir sistem, bir yapay zekayla bütün bunların aslında beraber çalışabilmesine ve katma değerini yani, arttırmasına yönelik olarak bir model düşünüyorum. Ben bir şey üretmeye çalışıyorum, bakıyor, atıyorum. İşte Balıkesir'deki bir şeyde de organize aynı sorun üzerinde var. Çalışıyorlar. Veya organize sanayi bölgesinin, orada öyle bir firma var ki zaten bununla uğraşıyor. Onu bulabilmeli. Peki, yani çok bütün, kıymetli. Yani sadece teknoparkların değil, aynı zamanda özellikle organize sanayi bölgelerinin, ARGE merkezlerinin ve tasarım merkezlerinin de ortak işbirliğini düşünün Ağa Hanım. Evet, çoklu bir aktör burada tabii ki, hayal etmiş. 5746 sayılı kanunla kurulmuş ARGE merkezleri kendi içerisinde tabii belirli noktada kendi patentleriyle üretiyor ama faydalı model üretebilecek ve ondan ticari değer kazandırabilecek birçok girişimciye kapı açabilir. Yani diyoruz ya, topyekün bir kalkınma seferberliği. Evet, evet. Türkiye'de teknolojiye dayalı topyekün bir kalkınma seferberliği bu açık sistem ve bu iletişim ağınınla ancak olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu model benim Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu'nda özellikle sıraladığımız birçok önemli isimle sıraladığımız bir kavramdı. Bir de düşünün Hava Hanım, Metaverse olayını düşünüyoruz. Evet, bütün bu evet. Biz burada fiziki aslında binalardan bahsediyoruz, yerleşkelerden bahsediyoruz. Bu ağın bir de düşünsenize bir sanal bir ortama taşındığını. Tabii ki o şu an için belki gerçekleşmeyebilir ama buna yönelik olarak önemli bir ağın aslında öncüsü olabiliriz tabii, böyle bir modelle. Bunun da ön işaretlerini aldık dediğiniz gibi. Bu anlık olarak herkesin gerçekten muazzam bir işbirliği içerisine girmesine de yolunu açacak. Mesela biraz evvel Kürşat ve Miray nereden orada kendi yatırımını buldu? Ne bileyim, bizim Drexel Üniversitesi'yle yapmış olduğumuz bir ağdan buldu. O ağdaki de aslında başka bir girişimciyi buldu. Hı hı. Bunları birleştirdiğiniz zaman sadece İTÜ'deki Kuluçka Merkezi değil, bütün buradaki diğer teknoparklara da bu bilgilerin gitmesi ve onların da kalkınması gerekir. Bu bir rol model. İTÜ burada belirli bir noktada kendi gücünü, ODTÜ kendi gücünü buradaki ağa çok rahatlıkla verebilir diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü gerçekten bir akılların bir araya geldiği bir sistem kurmaktan bahsediyoruz. Ve üretilen işin, emeğin, aklın bir araya gelip birbirinden faydalandığı bir sistem. Gerçek kalkınma da orada olacak belli zaten. Çok teşekkür ediyorum. Baş harflerini de birleştiğinizde ATA oluyor. Anadolu Teknoloji Ağı, ATA. Ne kadar enteresan. Atanın burada bir kez daha karşımıza çıkmış olması aslında şaşırtmıyor bizi. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Atilla Dikbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Ara Teknokent Genel Müdürü olarak hem kuruluşunda görev aldığı bir merkezde diyeyim artık ya da muazzam bir sinerjik merkezde ama aynı zamanda da hayalleriniz bitmiyor hocam. Evet. Bulunduğunuz, yaptığınız işi daha da geliştirmeye, büyütmeye dair. Her şey ülkemiz için. Her şeyde Türk bayrağını dünyanın her yerine dalgalandırmak için. Burada noktalayalım gün ortasında. Bir saate sığmaz aslında. Biz biraz işin özetini geçmeye çalıştık ama bundan sonraki süreçte gerek İTÜ olsun, gerek Anadolu'nun tüm teknokentleri ya da işte akıl üreten, emek üreten yerlerini bu ekranlarda sizlere tanıtmaya, tanıştırmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Yarın saatler 12.30'u gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.